TV izleyicileri, Bitlis Lezzetleri Yemek Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel yemeklerle karşınızdayız. Menümüzü biliyorum ama ben yine de Arzu'ya sormak istiyorum. Arzucuğum, menümüzde neler var? Bugün menümüzde sebze dolmamız var. Başka? Bir de turşu haşlama Sultancığım. Çok güzel. Sebze dolmamız var. Hı hı. Sebze dolmamızın istersen malzemelerini sayalım. Sayalım. Patlıcanımız var. Evet. Biberlerimiz var. Evet. Taze kabak var, domates, asma yaprağımız var gene, domates salçamız, kıymamız, maydanoz, sıvı yağımız var, tuzumuz var, evet, biberimiz var, karabiber ve pirincimiz var. Evet, malzemelerimizi saydık. Hemen yemek yapımına geçelim bence. Geçelim. Tamam. Önce önlüklerimizi takalım istersen. Çünkü... Önlüklerimizi taktık. Hemen yemek yapımına geçeceğiz. Sultancığım, istersen sen pirinci yıka. Tamam canım. Ne kadar bir pirinç kullanıyoruz? İzleyicilerimize onu da aktaralım. 2 su bardağı kullansak yeterli. Su bardağı pirincimizi yıkayacağım ben hemen. Ben de diğer malzemelerimi hazırlayayım. Pirincimizi yıkadık. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Malzememizi eklerken 3 kaşık, 3 yemek kaşığı salçamız vardı. Evet. Yarım adet maydanoz. 1 yemek kaşığı, hatta 1,5 yemek kaşığı pul biber kattık. Pul biberimiz var. Yarım yemek kaşığı kadar da karabiber. Evet. Sıvı yağımız. Evet. Pirinci de alabilirim. Evet. Bu tarafına geçeyim istersen Arzu. Daha rahat hareket et diye. Domateslerimiz için bıçak getireyim ben istersen. Kullanacağımız domateslerin içini harcımızın içine dökelim. İçlerini de tuzlayacağız Sultancığım. Şöyle tuzu bırakayım ben. Sebzelerin için tuzlarsan domatesleri ben hazırlarım. Ayrı bir domates doğramaya gerek yok. Domateslerimizi zaten kullanacağız. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet, bu da bir püf noktası. (Gülüyor)
Ben ellerimi yıkıyorum. Şu domatesleri de patlıcanların kapatmak için hazırlayayım şöyle. Patlıcanlarımız bitti, sıra biberlerimizin içine yapmakta. Tuzlamamızdaki amaç ne? Neden tuzluyoruz? Sebzelerin tadı güzel olsun diye. Daha iyi tuzsuz olunca evet. Tamamıyla o yüzden. Çok iyi. Çabucak bitti zaten. Domatesimizin içinde tuzluyorum. Daha ellerimi yıkayayım ben. Şu bıçakları da alalım. Sumak kullanmayacak mıyız bunda peki? Hayır Sultancığım. Şeyden dolayı domates doğruyoruz ya. Zaten ekşiliğini veriyor. O domates tadını veriyor. Ama isteyen izleyicilerimiz katabilirler tabii, tabii ki. Ekleyebilirler. Üstüne katabilirler içine. Harcın içerisine de katılabilir. Ben alıştım artık, hani birçok yemeğimizde kullanıyoruz ya, direkt aşina oldu galiba. Evet. Şöyle. Tamam. Ben ellerimi tekrar yıkayacağım. Tenceremizi alayım ben de. Doldurma işlemine başlayalım. Doldurma işlemine başlarım Hancım, istersen. Bana uzak kalıyor çok yalnız. Çok uzak kalıyor. Evet. Şu şekilde araya bıraksam. Şöyle daha iyi oldu. Şöyle. Yalnız bunların içini yaparken biraz fazla denmişim galiba. Beceremedim yok. Gitti gerçekten. Onları şu şekilde yaparız tencereye koyarken, o zaman problem kalmaz. Ya da her iki tarafına da domates geçirsen. Ben de onu düşündüm aslında. Evet. Arzucuğum, oruçların nasıl? İyi gidiyor. Çok susuyorum ya. Akşam olunca sadece suyu çeviriyorum. Buz gibi suları devriyorum valla. Aslında domatesleri. Şu büyük geldi domatesler. Tenceremiz küçük mü geldi diyorsun? Aslında yeterli de. Biraz sebzeleri fazla. Şöyle yaparız bunları, sebzeleri ya da domatesleri sığdırabilecek misin oraya? Bu şekilde mi diyorsun? Evet.
Mesela domateslerimiz çok büyük. Değil mi? Evet. Normalde dolma istemiştim ama kendim yapmadığım için alışverişi. Ben şu asma yaprağı için diğer tenceremizi alayım. Ben aslında tencereyi yakından görmüyorum diye dizemiyorum bir türlü. Sen onları yerleştirmeye çalış. Olmazsa tenceremizi değiştirelim. Pek sığacağını da sanmıyorum. Şu şekilde üstüne koysak sıkıntı olur mu? Yoksa tenceremizi değiştirelim mi? Çünkü daha orada sebzelerimiz var. Sığacağını sanmıyorum. Değiştirsek daha iyi olur. İstersen sen onları bir yerleştir. Hepsini doldur. Olmazsa? Pişirme sırasında şey yaparız. Tencereyi değiştiririz. Olur canım. Şimdi hazırla sen onları. Tamam. Yalnız domatesimiz de kalmadı. Bıçağımız vardı. Çok büyük olan yaprakları ayırıyorum. Sebzelerin içine çok fazla doldurmuyoruz. Evet, pişince şişecek onlar. Evet. Tamam. İşlemimiz bitti. Tenceremizi şöyle alayım. Sen gene istersen bana yaprak hazırla. Öyle yapacağım. Daha pratik oluyor. Haklısın. Sebze dolması dedik belki ama sebze dolmasının yanına en yakışan asma yaprağı oluyor. Bitkileriyle üzüm yaprağı. Küçük bir tencerede onu yapalım dedik. Sonra da onları da size izletelim. Arzucuğum, programlardan sonra arayanlar oluyordur. Bize de yemek pişir. Siparişler geliyor, evet. İyi mi ettim, kötü mü ettim? Bilemiyorum. İlla ki gelir. Evet. Ben o konuda rahatım yalnız. Arzusuz yemek yapmıyorum dedim. Bu duruma en çok annem sevindi, biliyor musun? Hani ciddi anlamda zaten ilk başlarda bir ara beraber hani konuştuğunuzu düşünüyordum. He. Ciddi anlamda en çok sevinen annem oluyor çünkü seni yetiştiriyorum bu arada. Kesinlikle yemek konusunda tecrübeleşiyorum. Evet. Yemek yapmayı seven bir insanımdır aslında. Da bir türlü vakit olmuyor. Yani o yemek yapmak da zaman isteyen bir tabii şey. Tabii ki. Onun için geniş bir zamana ihtiyacım var. Ki maalesef benim de öyle bir geniş bir zamanım olmadı hiçbir zaman. Bizim ağır yemekler olunca işin içinde.
Aynen öyle. Bir de Harbiden o zaman var. istiyor Haklısın. yani. Ha yine yaparsın, geçiştirirsin makarnaydı, çorbaydı. Onları yapıp geçiştirirsin de. Bunları yapmak Evet. hem zaman hem tecrübe istiyor yani. Bir de bizim yemeklerimiz için bilek lazım. Hani güç lazım gerçekten. Ya yoğurma ya sarma. Evet. Hani ikisini yapmadığımız yemeğimiz var mı yok? Ben Yok. hatırlamıyorum yani. Şimdiye kadar Zaten bayağı yaptık. izleyicilerimizin de dikkatini çekecektir. Ya yoğuruyoruz Evet. ya da sarıyoruz. Mutlaka ikisinden biri oluyor. İzleyince hak vereceklerdir bize programın sonuna kadar. Bazı yapraklar çok güzel. Ama bazısı uğraştırıyor. Baharat kokusu geliyor ki. Aldın mı bilmiyorum ama. Çok güzel baharat kokuyor. Oruçluyken almamak mümkün mü o kokuyu? Haklısın. İster istemez alıyorsun. Kendimiz de set arkadaşlarımız da çok sevdiği için açıkçası biz belki biraz fazla kullanıyoruzdur. İsteğe göre atılıyor. Da bizimkiler gerçekten çok seviyor diye fazlasını kullanıyoruz. Bir de el alışkanlığı aslında. Sen de seviyorsun sanırım. Evet. Ben zaten ilk programlarda koyduğun zaman böyle hayretle bakıyordum. Ama sonraların Çok yemeğe ne koyu bir. kadar yakıştığını yemekleri yedikten sonra anlıyordum. Bizde çok fazla koyulmaz. Hani benden dolayı koyulmaz. Ama hani senin yemeklerini zevkle yiyorum. Acı olmuyor yani. Nasıl oluyor bilmiyorum ama baharat çok kullanmamıza rağmen yemekler acı olmuyor. Acı yemeğine denk gelmedim ben. Ya aslında ölçülü koyduğum için çok fazla öyle aşırıya Orantılı mı kaçmıyor. oluyor bilmiyorum Orantılı ama oluyor aslında. hamuruna göre ya da Malzemeye malzemeye göre göre. orantılı mı oluyor onu hiç bilmiyorum Evet. ama hiç çok fazla geliyor gözümüze belki. İzleyicilerimizin gözüne de muhtemelen çok fazla geliyordur ama kesinlikle acı olmuyor. Acı olsa zaten ben yemem, bütün yemeklerini yiyorum. Ve zevkle yiyorum. Alıştık artık o şekilde yapmaya. Yıllardır yemek yaptığım için artık pratik oldum yani. Erken yaşta bir de başladım yemek yapmaya. Oradan olsa gerek biraz da Etsiz ve diyorum. baharatsız yemeğimiz yok zaten. Yok zaten o yok. Bütün yemeklerimiz etli genelde. O yüzden ağır. Hı. Bütün yemeklerde sebze ağırlıklı değil yemeklerimiz. Et ağırlıklı olduğu için ağır diyorlar zaten. Ama lezzetli. Tabii ki. Onu tartışamayız zaten lezzetini. Bir anlamda çok lezzetli oluyor. Emek veriyorsun ya, emek verdiğin her şeyin karşılığını mutlaka alırsın, mükafatını alıyorsun. Emek bir de severek yaptığın işin mükafatını alırsın. Yani sevmeyerek yapsan zaten Bir de tadı bilmen lezzeti de yerine gerekiyor. gelmiyor. Bir şeyleri de bilmen gerekiyor. Tecrübeli Hurra. olmak Aynı gerekiyor, kesinlikle evet. tecrübe gerekiyor yemeklerimiz için. Her kesimden yemek yapıyoruz. Her yörenin yemeğini yapıyoruz. Elimizden geldikçe mutlaka bir ana yemeğimiz bitsin yemeği oluyor ama yanında ara yemeklerde farklı yöreleri kullanıyoruz illaki. Kullanıyoruz, evet.
Ama ağırlık Bitlis oluyor. Son dolmamız da bitti Sultancığım. Şöyle. İsraftan kaçınıyoruz. Hiçbir şekilde. En dikkat etmemiz gereken şeylerden biri zaten israf. Evet. Arzucuğum, ben bunu alayım. Masanın üzerine. Tezgahımızın üzeri de bayağı bir dağıldı. Suyumuz kaynadıktan sonra toparlama işlemini yaparız. Hı hı. Ben şöyle geçeyim. Evet, yemeklerimiz hazır. Suyumuz da kaynadı. Şimdi çok az bir tuz ekliyoruz. Şöyle. Şimdi ben yine bir tabak alabilir miyim Sultancığım? Tamam. Onun içine de mi tabak koymamız gerekiyor? Buna yok. Bu gerek yok. Ona. Gerek yok. Aslında bu da sebze. Fazla gerekmiyor ama gene de biz risk almayalım. Şöyle aralardan veriyorum. Sebze olduğu için çok fazla su eklemiyorum. Bir su bardağı kadar. Kendi suyunu verecektir o. Şöyle şu şekilde. Ocağımıza gidelim. Şöyle. Kaynamaya bıraktık. Gür ateşte bıraktık. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kısacağız. Evet, şimdi ikinci yemeğimize geçiyoruz. Arzucuğum, ikinci yemeğimiz neydi? Turşu aşı. Tamam, turşu aşının malzemelerini hazırlayalım. Hazırlayalım. Sonra sunuma geçeriz. Evet, ilk yemeğimiz bitti. Ocağımıza koyduk. İkinci yemeğin malzemelerini masaya hazırladık. Arzucuğum, ikinci yemeğin malzemelerini sayar mısın bize? İkinci yemeğimiz biliyorsun turşu aşı yapacaktık Sultancığım. Evet. Kemikli etimiz var. Nohut, domates salçası, erik salçası, taze fasulyemiz var. Aşureyit buğday ve biberimiz, pul biberimiz. Tuzumuz. Tamam Arzucuğum, yemek yapımını hemen istersen geçelim. Geçelim. Bugün yine düdüklü tencereyi kullanıyoruz. Evet. Bu tarz yemeklerde düdüklü tencere daha iyi oluyor. Değinmiştik zaten, bir kez daha değinelim. Daha çabuk pişiyor. Ramazan ayındayız malum, yemekleri yetiştirebilmemiz gerekiyor. O yüzden düdüklü tencereyi kullanıyoruz. Tencereyi tercih ediyoruz, evet. Etlerimizi, kemikli etlerimizi atıyoruz tenceremize. Evet. Sultancığım, ben istersen sen mi yıkayacaksın, ben mi yıkayayım? Elini de istersen yıka sen. İkinci olarak onu mu atacağız? Başka bir şey yapmayacak mıyız? Atacağız. Ona göre dökeyim istersen ben de. Sen onu yıkadığın sırada. Atabiliriz, fark etmez. O zaman nohutumuzu, bir su bardağı önceden haşlanmış nohutumuzu atalım tenceremize. Kaşık getireyim ben Arzu. Arzucuğum, dikkatimi taze fasulye çekti.
taze fasulyeyi önceden pişirmiyoruz değil mi? Direkt atıyoruz. Hayır hayır, onu da. Ha, hepsini zaten beraber atacağız. Evet. O şekilde pişecek. Döküyorum bunu da o zaman. Dökelim. Taze fasulyemizi de önceden kırdık. İstersen hepsini hazırladık. Dökme. Fazla olabilir. Tamam. Tamam, yeterli. Anca değil mi? Yok yok. Tamam. Şöyle. Aşurelik buğdayımızı da döküyoruz. Şey gibi yapıyoruz böyle. Güveç yapılıyor ya, güveçte kat kat yapıldığı zaman. Evet, aynı bu şekilde. Aynı şekilde sırasıyla alıyoruz. Ekliyoruz hepsini. Kaç kaşık vardı salçamız? 3 kaşık. 3 yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı da yeşil erik salçamız var. Hı hı. Bizim buralarda Bitlisliler şilor salçası der. Evet. O da tamamen ev yapımı. Evde yapılır. Arzum, kendin mi yaptın? Kendim yapmadım ama. Yapıyorsun evde. Elime geçtiği zaman taze erikten yapabiliyorum. Ekşi onun yapımını gerekiyor. Da yemeğimiz bittikten sonra izleyicilerimize sunalım. Tabii. Bir yemek kaşığı da tuzumuzu ekledik. Şöyle yağımızı da ekleyelim. Bir su bardağı da galiba yağımız değil mi? Hı hı. Çok iyi. Ben böyle yemekleri çok seviyorum. Tencereye diziyorsun, bırakıyorsun ocağa. Ocaktan pişiyor. Evet. Su lazım mı sana Arzu? Su bırakayım. Evet. Var mı bilmiyorum. Var var. Bir dakika, ben izin verirsen. Vardı içinde. Ben alırım hemen. Tamam, o zaman sen al. Önceden kaynatılmış suyumuzu da ekliyoruz. Ne kadar bir su vereceğiz peki? Valla tahmini olarak yani böyle bütün sebzelerin bu malzemenin işi, üstüne çıkacak kadar. Bu işi kameramanıma bırakıyorum. Kameramanın yakın çekim yapsın burayı. Şöyle. Daha detaylı olur. Ne kadar olduğunu izleyicilerimiz görsün. Şöyle bu şekilde. Zaten düdüklü de çok fazla su çekmiyor biliyorsun. Kendi buharında piştiği için. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyoruz Recep'ciğim. Ağzını kapatıp ocağa koyuyoruz artık. Evet, bir yemeğimiz daha bitti ve bir yemeğimiz daha ocağa gönderiyoruz. Arzucuğum, dolmalarımızdan ne haber peki? Piştiler mi? Yok, daha pişmemişler. Belli oluyor, suyu daha kalıyor. Onların daha var süresi. Biz istersen oturalım. Programlar hakkında biraz konuşalım. Bugünkü yemeklerimiz biraz çabuk bitti. Aslında zor yemekler ama neden çabuk bitti? Biz mi bugün pratiktik? Bilmiyorum ondan. Yani pek de hafif yemekler değil aslında. Kesinlikle da hafif yemekler pratik değildi. Pratik olduk aslında biraz, evet, da. Evet. Alışkanlık oldu. Zaman aşımından dolayı biraz da hani iftara yetişelim diye. Sen de haklısın. Yemekler hakkında, Bitlis hakkında konuşalım biraz. Konuşalım istersen. Yemeklerimiz hakkında. Hı hı. İlk yayına ilk başladığımızda da duydum, sordum sana daha doğrusu, pardon, şaşırdım. Heyecanlanıyor muyum ne? Sürekli böyle hata yapıyorum. Yayına ilk başlamadan önce de sordum sana. Neler, hani nasıl hissediyorsun? Programdan çıkıyorsun. İllaki telefonlar geliyordur sana. Muhtemelen. Neler susmuyor hissediyorsun diyebiliriz aslında. Ya güzel bir duygu aslında. Lezzetli lezzetli yemekler yapıyorsun. Evet, keşke diyorlar biz de orada olsaydık falan. O güzel yemeklerinden biz de tadabilseydik falan diyenler İnan var. İnan ki senin için bana da telefon çok geliyor. Evet. Ellerine sağlık diyorlar çünkü görünüm itibariyle çok güzel. Yemedikleri için birazcık kızgın oluyorlar belki ama ben sizin de yerinize yiyorum diyorum. Özellikle arayanlara. Memleket hasreti çekenler çok istiyor. Gerçekten. Keşke orada evet, olsaydık evet, biz de yiyebilseydik. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Ciddi anlamda memleket evet. hasreti çeken birçok insan var. Ve gerçekten yemekleri yaptığımda bazen böyle bir burukluk oluyor. Çünkü benim ailemin çoğu da zaten uzakta. Hı hı. Ve emin ol ki hani dedem Yalova'da ve sürekli annemi arar bugün yemekte ne var diye. Çünkü memleketinin yemeklerini çok seviyor.
ve çok da özlüyor açıkçası. Orada çok fazla yapan kimse yok. Evet. Yapabilecek malzeme de yok aslında. Doğru. Yani burada olan malzemelerimiz aynen. Buradan gitmesi gerekiyor. Evet. Zaten birçok Bitlisli de buraya geldiği zaman tatillerde alıp götürüyor. Alıp götürüyorlar, alıp biliyorsun zaten. Evet. İzleyicilerimize yeşil erik salçasını da anlatalım istersen. Kullandık ama birkaç defa kullandık hatta ama hiç değinmedik. Hiç söylemedik nasıl yapıldığını. Evde yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Zaten bu ev yapımı bir salçaydı. Evet. Nasıl yapılıyor? Çok ekşi yeşil erik ama ekşi olması gerekiyor. Ekşi. Onu tencereye koyuyorsun. Pişiyor. İyicene pişmesi lazım. Daha sonra başka bir tencereye süzgeci koyuyorsun tencerenin üstüne. Evet. İçine düşmeyecek şekilde. Ondan sonra o pişen erikleri süzgece koyuyorsun, kaşıkla eziyorsun. Evet. Alttan biliyorsun zaten, o tohumu, kabuğu kendini bırakıyor. Evet. Tencerede de işte aynen bir iki işlemde tencerede oluyor. Kaynıyor bir 5 dakika, 10 dakika daha kaynıyor. Evet. Onu bir tepsiye döküyorsun. Güneşte birkaç gün bekletiyorsun. Ya da dolapta aynı şekilde kavanozlara basıp bekletiyorsun. Öyle. Kavanozlara bastığımız zaman tuz falan ekliyor muyuz? Ben öyle duymuştum. Normal salçadan mı hatırlıyorum? Ekleyenler de var, eklemeyenler de var. Ekşi olduğu için bozulma şansı pek fazla olmuyor. Haklısın. Evet. Sonra beğenmiş olduk en azından. Çünkü gerçekten merak ediliyor. Ben bile merak ediyordum nasıl yapıldığını. Görmüş müyüm? Hafızamı zorlamam gerekiyor biraz. Yani. Evet, yemeklerimiz de hazır. Piştiler. Piştiler, evet. Yaprak sarması. Ve sebze dolmamız. Bu da turşu haşı. Turşu haşımıza da bir bakalım. Hemen bunları servis edelim. Bak. Şöyle. Yemeklerimizi servis ettik. Arzucuğum, başka yapılacak bir şey var mı? Sadece turşu haşına nanemizi katacağız. Tamam, onu da katalım. Şöyle süslemek için. Çok güzel oldu. Çok güzel de nane koktu. Evet, yemeklerimiz hazır. Servis ettik. Arzucuğum, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bugün farklı bir şey yapalım. Kapanışı sen yap. Olur. Evet. Evet, geldik bir programımızın daha sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.